Geçen programda biliyorsunuz esas yapmak istediğimiz adli ve idari işlemlerdeki oyunlar, sahtelikler, oradaki yanlış ifadeler, işine geldiği gibi ifadeler falan bunları konuşacaktık. Ama çok iyi bir ani değişiklik yaptık. Yarbay Hakan Sasa konuştu. Gemide olan bir insan, gemi komutanı bir insan konuştu. O çok iyi oldu. O yüzden adli ve idari işlemleri şimdi Hüseyin Albay'la konuşacağız. Bu tip ifadeler, mahkemeler esasında her zaman içinde çelişkileri barındıran ifadelerdir. Her taraf için böyledir esasında yani. Sonuçta bir eylem var. Eylemi her zaman kendi inisiyatifinizden yapmak zorunda değilsinizdir. Ama örgüt, ama askeriye bu bir emir komuta zinciridir sonuçta. Bazılarında da emri siz verirsiniz ama o verdiğiniz emrinin ileride açıklaması zorunluluğunda işte burada biraz hapı yutarsınız. Çünkü emri verirken de emrin yanlış olduğunu biliyorsunuzdur esasında. O yüzden savunması zor bir durumdur bu. Çünkü o emri verdiğinizde sizin rahat bir koltukta otururken bir takım insanların öleceğini, ölebileceğini biliyorsunuzdur. Onu bir anlamda kurtarmak, ona engel olmak elinizdeyken belki kendi siciliniz için, belki bunu söylemek hoş bir şey değil ama belki iyi bir eleman olmadığınız için, asker olmadığınız için, belki yükselmek için bu emirleri yerine getirirsiniz. O zaman da işte bunun savunma kısmına geldiğinde çok fena bocalarsınız. O yüzden bu tip duruşmalarda verilen ifadeler, tanıklık ya da sanıklıkta ikisinde de geçerlidir bu. Zor ifadelerdir ve orada işte her türlü sahtekarlığa, yalana, dolana başvurmak zorundasınız. Sizi kurtaracak zannedersiniz o yalanların, sahteliklerin, gelecek sahte delillerin sizi kurtaracağını zannedersiniz. Ama vicdanen esasında kurtarmaz. Belki o mahkemelik kurtarır, bir süre öyle gider. Bunlar iyice yazılıp çizildiğinde cezaevindeki şu anda konuşamayan ya da emekli edilip de konuşamayan insanlar, bunu genellediğim için askerler demiyorum, insanlar diyorum, konuşmaya başladıklarında iş başka noktaya doğru gider. Evet, Hüseyin Albay hoş geldin. Hoş bulduk, Ahmet Bey. Adli ve idari sahtekarlıkları, işlemlerdeki sahtekarlıkları biraz anlat istersen. Ondan sonra devam edelim. Evet. Tabii bizim burada benim konuşacağım herkesin asker olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olması itibariyle binlerce yıllık Türk askeri kültürünün de varisleri olduklarını, komutan oldukları için birliğinin emniyeti yönünde sorumluluklarının bulunduğunu, yine bizim asker ocağımızda yetişme tarzımız itibariyle, doktrinimiz itibariyle birçok sorumluluğumuzun bulunduğunu hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani benim bundan sonra anlatacaklarımı hep bu gözle dinlemek lazım. Şimdi Bülent Bostanoğlu'nu ile başlamıştık hep ve komuta yapısı. Evet. Komuta yapısı demek, komutan sorumluluğu demek.
Bülent Bostanoğlu'nun o gece 150 dakika 147 tane telefon görüşmesi yaptığını, bunlar telefon görüşmeleri 20 Temmuz rejimindeki iddianamelerde iltisak olarak ifade ediliyor. HTS iltisakı, telefon iltisakı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla konuşma kaç saat içerisinde oluyor? Bu 12 saat. Yani akşam ben hani 7.30'dan başlatıp süreci, 7.30'da hani düğünde dedi ya Emir Subay'ımı alışveriş merkezine gönderdim. Evet. Böylece darbeci hainlere birlikte olmadığımız mesajını verdim demişti ya. Dolayısıyla ben hani 19.30'da başlattığım zaman ertesi sabah verdiği limana dönüş emrinin tarih saat grubu 09.06. Yani akşam 19'dan sabah 9'a kadar dersek eğer yaklaşık bir 14 saat yapıyor. Ama yine kendisi dedi yani 21.30 civarında ben Emir Subayım'la buluştum diye. Ben hani 21.30'dan sabah 9'a kadar yaptığım zaman yaklaşık 12 saat telaffuz ediyorum. Evet. Onun canı ne isterse öyle telaffuz etsin. Sonuçta bu bir bakıma 14 saat boyunca. Eğer süreci öğlen 14.00'da Veysel Köseler'e yaptığı o hani böcek aramalı toplantıdan başlatırsanız 20 saat civarında yapıyor. İster oradan başlatalım. Sonuçta en temiz olanı, en net olanı kendisinin de inkar edemeyeceği 12 saat rakamını kullanıyorum. Tabii ne yaptı bu süre içerisinde? Bu kadar telefon görüşmesi yapıp Hatay valisiyle bile konuşup Milli Savunma Bakanı'yla konuşup Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda kendisiyle yatay dikey hiçbir hiyerarşik bağlantısı olmayan albaylarla konuşup saklanın dedi, sessiz kalın dedi, anons yapmayın dedi. Gemi komutanı kendisine komutanım anons yapalım, denizdeki diğer gemilerimizi ikaz edelim dediğinde anonsu başkasına yaptıracağız dedi. Fatih komutanı Mehmet Ali Yağış adam arıyor, emir subayıyla irtibatı var. Anons istiyor. Bakın donanma idari tahkikat raporunda var. Aldığı cevap anonsu başkasına yaptıracağız. Sen sessiz kal diyor. Yani düşünebiliyor musunuz bunu yani? Tabii bu arada makamında yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği savcıya dedi ki ben dedi işte gemilerin üstlerine dönmesi için gerekli direktifleri verdim. Yavuz Fırkateyni hariç diğer gemiler üstlerine limanlarına döndüler dedi. Yine bakıyorum ben TCG Yavuz 13.30'da limana dönmüş. TCG evet. Yavuz'dan sonra dönen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gemi var sadece Gölcük'te. Yani yine darbe mesajını mesela 23.26'da Emir Subayı'nın WhatsApp ekranında görüyor. Buna rağmen denizdeki 31 tane gemiye, Deniz Hava Komutanlığı'na, Donanma Komutanlığı'na, Saha Komutanlıklarına hiçbir emir vermiyor. Halbuki Kuzeydeniz Saha Komutanı defalarca komutanım bir emriniz var mı diyor. Vermiyor emir. Güneydeniz Saha Komutanı ile irtibatı var Hasan Uşaklıoğlu. Komutanım bir emriniz var mı diyor. Vermiyor emir. Yani bakın buralar Deniz Eğitim Komutanı şu an halen Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Adnan Özbal'la irtibatı var. Vermiyor emir. Bakın düşünebiliyor musunuz? 12 saat boyunca en iyimser süre 12 saat boyunca. Ama ne yapıyor mesela? Aksaz'da Aykar Tekin'le konuşuyor. Aykar Tekin orada bir tane gemide yanında mesela Özden Yazıcıoğlu, Berke Uraz var. Bir tane daha yarbay var. Onlarla irtibatı var yani Aykar Tekin üzerinden. Mesela Kocaeli Valisi Deniz Hava Komutanı'nı arayıp diyor ki havada helikopterler var diyor. Bunların sizinle bir ilgisi var mı diyor. Denizdeki gemiler mesela bu konuşmadan habersizken Aksaz'da Aykar Tekin'in yanındaki Berke Uraz diyor ki havada uçak ve helikopterler var diyor. Gölcü'ye gitmeyin diyor. Düşünebiliyor musunuz? 2.33'te bütün gemilere güya bütün gemilere limana dönün emrini veriyorlar. Geçen anlatmıştım. Ama Aykar Tekin üzerinden bazı gemileri ikaz edip havada diyor uçaklar helikopterler var diyor. Gölcük emniyetli değil diyor. Gölcü'ye gitmeyin diyor. Bakın yani mesela yine diyor ki duruşmada söylediği ifade Veysel Kösel'e saat diyor donanma komutanı yani onun da Bülent Bostanoğlu ile irtibatı var. 22.52'de tüm amiral İskender Yıldırım'ı cep telefonundan aradım diyor. 22.52 ve gemileri limana döndürmesini sonucunda bana rapor etmesini emrettim diyor. 22.52'de bakar mısınız gemilere limana dönün emri 09.06'da verildi ertesi gün sabah. Ondan önce verilen 2.33 emrini saymıyorum çünkü onun arkasından 5.30-6 arasında defalarca
tekrar işte limana girmeyin, çıkın, karakola devam edin vesaire emirler verildi. Bakın ne diyor Ahmet İskender Yıldırım'a 22.52'de verdi. Sonra mesela Veysel Kösel'e 1.30'dan itibaren hani o 1.15'te Önder'e haber vermeyin diye bir telefon görüşmesi yapıyor. 1.30'dan itibaren TCG Yavuz'a çıkmaya çalışıyor ve bir emir veriyor oradaki komodora Levent Kerim Uça. Levent Kerim Uça denizdeki 31 tane geminin en kıdemli komutanı. Yani bütün komodorlardan da kıdemli. Ayrıca o Kuzey Görev Grup Komutanı Ayhan Bay'ın da o gemileri hani terör tehdit ihbarı var diye seyre çıkaran Ayhan Bay'ın da deniz sesinden daha sınıf arkadaşı. Bakın. Mesela o işte Veysel Kösel'e Yavuz gemisine çıkmadan önce Levent Kerim Uça'ya diyor ki ben gemiye geleceğim bana diyor bir tane emir hazırlayın. Bunu diyor birliklere yayalım. Ama hazırlattığı emirde darbe karşıtlığıyla ilgili hiçbir şey yok. Bakın ondan sonra sıkı yönetim mesajına atıf yok. Hazırladığı emirde mesela donanma komutanı ya onun amiri neresi? Deniz Kuvvetleri Komutanı. Yine daha komutanlıkları var. O emri o komutanlıklardan saklıyor mesela. O komutanlıkları adrese koymuyor. Ondan sonra tersanedeki denizaltıları, onarımdaki gemileri, Norveç civarında olan mesela bir tane fırkateyni bile adres grubuna koyuyor ve kendisine bağlı kara komutanlıklarını, yani deniz hava komutanlığı gibi, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanlığı gibi, ast ve üst böyle önemli komutanlıkları koymuyor mesaja. Mesajın içerisinde diyor ki sadece benden emir alacaksınız. Gemiye de saat 3'e çeyrek kala 2.30 civarında çıkıyor. Tam da darbe saatinde. Yani direkt etrafa diyor ki darbeyi ben yapıyorum. Evet. Ve sahtecilik bakın bu hazırladığı mesajı yok ettiler. Sonra donanma dava dosyasının içerisine yeni baştan sahte bir tane mesaj hazırlayıp koydular. Yani böyle bir sahtekarlığı düşünebiliyor musunuz ya? Bunu bütün kamuoyundan saklıyorlar. Mesela mesajı hazırlayan kişinin bizzat kendisi diyor ki benim hazırladığım mesaj bu değil diyor. Veysel Kösel'e diyor ki hayır bu mesaj diyor. Bakın yani diyor ki mesajda mesela benim hazırladığım mesajda diyor yazan kişi benim imzam vardı diyor Hürol Çırmıktılı diye bir tane yüzbaşı hala da görevde yani bu arkadaş. Diyor ki benim hazırladığım mesaj iki maddeden oluşuyordu. Benim de imzam vardı. Yayınladıkları, dava dosyasına koydukları mesajda onun imzası yok ve mesaj 5 maddeden oluşuyor. Veysel Kösel'in imzası ben diyor kırmızı kalemle imzalanmıştı diyor. Bakıyorsunuz kırmızı kalemle imzalanmamış. Mesajı hazırlayan direkt telsiz astsubayı bakın diyor ki bu mesaj diyor yok edildi ve asıl nüshasını benden istediler tekrar diyor. 3-4 gün diyor biz sistemden geri getirmeye çalıştık bilgisayar sisteminden. Ve çıkaramadık diyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Sahte mesaj hazırlıyorlar adamlar daha sonra. Ve bunların üzerinden yargılamalar yapılıyor. Yani bu kadar sahtecilik bu kadar aşikar bir şekilde yapılıyor. Bu kadar aleni bir şekilde yapıyor. Hiçbir endişeleri yok. Yine mesela Veysel Kösel'e geçen programda söylemiştim. Kuzey'de Veysel Kösel'e yakıt gemisi hazırlatıyor. Güney'de de Aykar Tekin'in emrinde TCG Akar var. Onu da denize tutuyorlar. Dolayısıyla gemileri eğer uzun süre denize tutacaksanız neye ihtiyacınız var? Denizde akaryakıt ikmali yapabilecek yakıt gemilerine ihtiyacınız var. Kuzeyde Veysel Kösel'e yakıt gemisi hazırlatıyor. Güneyde Aykar Tekin TCG Akar'ı mesela Akar komutanı arıyor diyor ki komodorum geri döneyim mi diyor. Aykar Tekin hayır dönme diyor denizde kal diyor görevim var senin diyor onu yap diyor. Bir NATO gemilerine denizde yakıt ikmali yapacaklar herhalde. Döndürmüyor limana mesela. Bakın. Mesela ne demişti? Yeni Şafak'taki manşette denizde aylarca gemileri tutacaktı. Erdoğan'ı kaçıracak gemide tutacaklardı. Gemileri de denizde tutacaklardı aylarca. Gemileri denizde tutmak için neye ihtiyacınız var? Yakıta ihtiyacınız var. Ve mesela Veysel Kösel'e önce donanma idari tahkikat raporunda seyre kalkan gemilerin yakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla lojistik komodoruna yakıt gemisi hazırlattım diyor. 13 Ekim 2016'da kendi imzaladığı idari tahkikat raporunda. Sonra evet. Utanmadan duruşmada dedi ki bir akaryakıt gemisinin hazır tutulmasını emretmenin sebebi bu değildi dedi. Hiçbir insan evladı da çıkıp peki madem bu değildi ne için hazırlattın yakıt gemisini diye sormadılar.
Bakın. Yine mesela denizde eğer birilerini saklamak istiyorsanız en uygun platform denizaltıdır. Saat 22.47'de denizaltı filosu komutanı Tuamiral Kemal Algül'ü arıyor Veysel Kösel'e. Ve diyor ki gemilerine hakim ol, benimle irtibatta kal diyor. Denizaltı gemileri kendi emrinde. Peki denizaltı filosuna emir veren Veysel Kösel'e denize çıkan gemilerin hemen döndürülmesiyle ilgili emir vermiş mi? Vermemiş. Denize tutuyor. Bu neyi gösteriyor bize? Eğer canı isterse gemilerin nerede tutulacağına ilişkin emir verebiliyormuş. Lojistik komodoruna da emir vermiş. Denizaltı filosu komutanına da emir vermiş. O zaman hep söylediğim şey, eğer emir verdiyseniz ve bu emirlere itaat ediliyorsa bu sizin emir verebildiğinizin kanıtıdır. Evet. Ama doktrinimizde olup da emir vermediyseniz, verdiğiniz emirler de doktrine aykırıysa bu direkt bu komutanların, Bülent Bostanoğlu'nun, Veysel Kösele'nin, İskender Yıldırım'ın vesaire vatana ihanet kastıyla hareket ettiklerinin kanıtıdır. Bu çok açık yani. Mesela 01.15'te Turgut Reis komutanını arıyor. Diyor ki gemi limana geri dönsün diyor. Turgut Reis komutanına bunu söyleyebiliyorsa bütün gemilere gemileriniz limana dönsün diyebilir. Dönsün diyebilir. Mesela Büyükada komutanını arıyor Hamdi Toker'e, benden emir bekle diyor. Halbuki şunu diyebilir. Anons et telsizden bütün gemiler limana dönsün diyebilir. 01.18'de. Bakın 01.11'de Bülent Bostanoğlu telefonunu açtı. 01.13'te Veysel Kösele ile konuştu. 01.15'te Veysel Kösele Levent Kerim Uçay'a diyor ki Önder Öngör'e bilgi vermeyin diyor. Arkasından 01.18. Bakın hep dakika dakika. Bu evet. Ne demek? Planlı hareket ediyorsunuz demek. Örgütlüyorsunuz vatana ihanet için altınızdaki personelinizi demek. 01.18'de Hamdi Toker'i arayıp demiyor gemiler limana dönsün, demiyor telsiz devrelerinden anons edin bir darbe kalkışması var, demiyor terör ihbarı sahte, demiyor. Demiyor bunları. Bu Hamdi Toker daha sonra Donanma İdari Tahkikat Heyeti'nde görev verdiler ona ve kendisi de itirafçı oldu. Dolayısıyla ne yapıp yapmadığınızın da bir anlamı yok. Şimdi mesela Tümemiral Ahmet İskender Yıldırım, geçen programda söylemiştim hani Hayrettin İmren dedi ki, Merkez Komutanlığı'nda İskender dedi gazoz içti, karnım acıktı dedi, Gölcük'ten döner sipariş etti dedi. Bu İskender Yıldırım da gemilere telefon edip telsiz devrelerinden ikaz edip limanlara dönsünler gemiler veya şöyle yapın veya işte mesela Levent Kerim Uçan'ın emrinde Marmara'da bir sahada benden emir bekleyin, bunları yapmıyorlar ama döner sipariş edebiliyor ama gazoz içebiliyor bakın. Yani dolayısıyla hep tekrar ediyorum, doktrine aykırı yaptıkları her şey direkt vatana ihanet. Mesela Tuamiral Yalçın Payal'dan bahsettik. Donanma komutanlığı çapında sabotaja hazırlık durumunu yükselten kişi. Kaçta yapmış bunu? 22.41'de. Bu direkt donanma komutanlığı yani mevki jurnalinin eki. Altında kapı gibi Yalçın Payal'ın kendi zatının imzası var. Donanma davasında soruldu bu. Ve 47 defa adam hatırlamıyorum dedi. Ve bunlar hep dediler ki biz işte darbecilerle mücadele... Onun videoda bulunduğu yer neresi? Burası işte o merkez komutanlığında. Hani beni derdest ettiler, tutukladılar, canımı kıyacaklardı vesaire deyip darbeciler bana kötülük yaptılar vesaire. Bakın orada yatakta yatıyor. Elinde cep telefonu, bütün dünyayla irtibatı var. Böyle bir adam. Kapısı bu açık. Derdest edilmiş hali mi? Ya bu işte derdest edilmiş hali. Hani Suriyeliler bile dediler ya biz Türk vatanını, demokrasiyi koruduk bilmem ne yaptık. Bakın işte görüyorsunuz. Yatıyor orada. Elinde cep telefonu var. Ne demek bu? Eğer cep telefonunuz varsa bütün dünyayla irtibatınız var. Kendisini rahatsız eden yok. Yatakta uzatmış bacaklarını. Peki, yatıyor. Nasıl bir ilişki var? Bu kara kuvvetlerinde de işte Genelkurmay'dan gözaltına alındıklarında kimin cep telefonu var? Dışarı çıkıp Abidin Ünal'ın var. Abidin Ünal'ın var. Yani sonra da ben bunu yazdım diye benim ilk yazıma mahkemeden şey getirdi. Ya var görüntü var yani. Şimdi bakın yani Ahmet Bey şimdi şu video görüntüsü benim elimde olmasa ben bunu kanıtlayamam. Bunlar utanmadan davalarda gidiyorlar diyorlar ki biz kahramanca darbecilerle mücadele ettik. Bunlar teröristti, vatan hainiydi diyorlar. Bakın işte Yalçın Payal'ın nerede mücadelesi? Yatıyor adam ya.
Ya Cep benim telefonu cep koyup telefonu, diyorum. internet ve cep telefonuyla ya da bilgisayarla tutuklayacaklarsa ben gideyim yazılarıma devam edeyim. Ara sıra mahkemeye çıkarım. Kafamı dinlerim. Ama cep telefonu, bilgisayar ve internet istiyorum. Yani işte bakın görün gözünüzle görün yani bütün dünya görsün bu terzi yani bu rezaleti görsün. Ne diyeyim ben buna yani? Bunu Evet, bir Abidin bakın. Ünal böyleydi. Yani adam 22.41'de donanma çapında bütün bir üst güvenlik seviyesine geçilmesi emri veriyor. Nerede verdi bu emri? Direkt villasının o denizden hani deniz kenarında denize nazır konutunun bahçesinde Tersane Komutanı Aydın Eken Tuamiral ve eşleriyle beraber orada muhabbet ederken verdiler bu emri. Yani bütün birliği ayaklandırıyorlar. Kendileri orada muhabbet etmeye devam ediyorlar. Sonra kalkıp duruşmada da dedi ki ben hatırlamıyorum. 47 defa ben kendim tek tek saydım ya. 47 defa adam yani bir saat mi konuştu bilemiyorum ya. 2 saat mi konuştu süresine bakmadım ama 47 kere hatırlamıyorum dedi ya. Tuamiral. Bütün donanmayı ayağa kaldıran Tuamiral. Sonra burada yatıyor. Ben biraz sonra bunun daha rezalet bir durumunu paylaşacağım. Bak. Evet, şimdi bu şey de var değil mi ki, limana sokmaması durumunda Levent Kerim uçağının Mesela Levent Kerim uçak bakın. öngör olayı var. Donanma İdari Tahkikat raporunda, Deniz Kuvvetleri Bilirkişi raporunda ve o raporlar doğrultusunda hazırlanan Deniz Kuvvetleri iddianamesinde, donanma komutanlığı iddianamesinde sanki denizdeki bütün gemilere Önder Önger, geçen hafta bir önceki programda şeyini paylaşmıştım belgesini. Evet. Sanki o kumanda etmiş gibi. Bakın 21.52 diyor ki 3. 2. Hücum Bot Komodoru tarafından komutan cep telefonundan aranarak. Bakın. Cep telefonundan arıyor. Diyor ki limana girmeyin. Yine başka bir gemi komutanı 22.01'de işte bilmem ne mevkisinde 2. Hücum Bot Komodoru bize Merih 24 sahasına intikale geçilmesini emretti diyor. Sonra yine bakıyorsunuz 15 Temmuz 2016 günü 21.30 sıralarında Deniz Binbaşı Ercan Keskin cep telefonundan aranarak görüşme yaptığı daha sonra vesaire vesaire ikinci komodora işte eğitim sahasına intikal ediniz emrini verdi diyor. Yine bakıyorsunuz başka bir gemi komutanının kendi el yazısıyla yazdığı ifade tutanağından okuyorum. 21.50 sularında 2. Hücum Bot Komodoru tarafından makam telefonu üzerinden Gölcük Limanı'na girilmeyeceği emredildi diyor. Bakın bu cep telefonları Levent Kerim Uça'da en az 2 tane cep telefonu var o gün. Evet. Görgü tanığı direkt bizzat bana söyledi. 2 tane en az dedi cep telefonu vardı dedi. Önder Öngör dedi konuşuyorlardı. Belli bir saatten sonra ki o donanma komutanının söylediği saat 01.15'ten sonra Önder Öngör dedi defalarca aradı. Hatta kendisi açmadı o cep telefonlarını. Yavuz komutanı açtı dedi. Yavuz komutanını da aradı devreden. Yavuz komutanı direkt Levent Kerim Uça'ya komutanım, komodorum, Önder komodor işte Önder albay sizinle konuşmak istiyor dedi. Defalarca dedi ben gözümle gördüm. 3 defa bağırdı gemi komutanına, Yavuz komutanına konuşmayacaksın onunla diye dedi. Bakın bir gemi yani bir komodoru tuzağa düşürmenin kahpeliğin nesi bu yani zirvesi bunlar. Evet. Arkasından utanmadan kendileri bunları yapıp raporlara da resmi evraka da sanki bütün gemilere direkt cümlesini gösterdim geçen programda. Bütün gemilere, denizdeki bütün gemilere diye yazdılar. Erhan Aydın başkanlığındaki heyet. Düşünebiliyor musunuz? Yani kahpeliğin nesi bu yani? Ve bütün bu yargılamalar böyle sahtekarlıklar üzerinden yürütüldü. Mesela TCG Fatih komutanı arıyor adam, bakın 01.36'da 2. Hücum Bot Komodoru Levent Kerim Uça tarafından TCG Fatih'e bölgede karakol emri verildi diyor. Bu kapsamda İmralı Adası kuzeydoğusuna karakol maksadıyla intikale geçilmiştir. Bütün dosyaları okudum. İmralı civarında TCG Fatih'e verilen bu karakol emri dışında verilen başka bir karakol emri yok. Ve medyada hep işte İmralı'da işte Abdullah Öcalan'ın manipüle etmek için darbeciler işte planlar yaptılar diye de servis edilmişti haberler. İşte görün İmralı civarında karakol emreden yegane kişi o gün Levent Kerim Uçar. Bakın yani. Şimdi İlginç. çok bakın hep jurnaller. Yani diğer davalarda bu kadar belge yok. Biz denizciler bütün jurnalleri ellerimizle tutuyoruz. Bakın hepsi el yazısı. El yazısı. Ve bunlarda daha sonra yine Ahmet İskender Yıldırım bir sürü tahrifat yaptırtıyor. Onları daha henüz paylaşmadım.
Şimdi yine bakıyorsunuz Levent Kerim Uçan'ın sanki o hani Önder Öngör yapmış gibi bunları. Telsiz işletme jurnali. Mesela gemi jurnalini değiştirdiniz diyelim, tahrif ettiniz ama telsiz işletme jurnalini unuttunuz. Bakın gemide aynı anda farklı istasyonlarda tutulan farklı jurnaller var. Hepsini birbirleriyle aynı yere getirdiğinizde gerçek nedir? Bunu direkt bulabilirsiniz yani. Bakıyorsunuz İmbat 23.50 küsür neyse göremiyorum 23.59 herhalde 23.55 gibi. Merih 24 numaralı sahada 2. Cumhur Komodoru şey yapacaksınız diyor. Karakola devam edeceksiniz diyor. Mesela gemi komutanı arıyor diyor ki verdiğiniz emri diyor teyit edin diyor. Şey yapıyor gerçekten diyor biz hani ortalık karışık. Doğru makamdan mı emir alıyoruz diyor. Bakın Deniz Binbaşı Hasan Denizli komutan tarafından aranarak doğru makamdan alınmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Evet. Ve bakın 23.15'te Levent Kerim Uça'nın hani karakola devam edin emrini diyor. Yeniden değerlendirin diyor. Ya bir tane binbaşı Levent Kerim Uça denizdeki en kıdemli komutana diyor ki verdiğiniz emri yeniden değerlendirin. Ortalık karışık limana dönelim diyor. Bu talebe rağmen bakın işte Levent Kerim Uça hayır diyor benden emir alacaksınız. Bakın benden emir alınmadan hiçbir yere gidilmeyecek deyip gemileri denize tutuyor. Bakın yine Levent Kerim Uça'nın mesela TCG Tufan'ı seyre kaldırması. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı'nın bilirkişi raporu var. 17 Şubat 2017 savcılıklara gönderilmiş herhalde. Altında Orhan Gürdal, Oğuz Okuyucu, Nerim Bitlisoğlu 3 kişinin imzası var. Nerim Bitlisoğlu Tuğgeneral. Diyor ki 15 Temmuz akşamı A bölüğünün tankını B bölüğündeki personel kullanamaz. Yani bu hani bir birliği başka birisi kullanamaz manasında. Evet. Şimdi Levent Kerim Uça TCG Tufan'ı o sırada ayrılışı yapılmış. Senelik izne çıkmış, mehil izne çıkmış bir komutanı yani eski komutanı artık komutan olmayan bir kişiyi evinden çağırıp emrine bir tane savaş gemisi veriyor, silah kullanma yetkisi veriyor. Bakın işte Genelkurmay Başkanlığı'nın bilirkişi raporu diyor ki eğer bir birliği bir başkası yasa dışı biçimde kullanıyorsa o gün darbe için. Bakın darbeye iştirak ettiği izahtan varestedir. Kimmiş? Evet. Bu birliğe katılmasına müsaade eden şahıslar, yani TCG Tufan'ın başına İrfan İskender'in katılmasını emreden şahıs kim? Levent Kerim Uça. Evet. Genelkurmay Başkanlığı ne diyor? Bir kişi böyle bir şey yaptıysa onun bu yaptığı bilinçli olarak, direkt cümle bakın bilirkişi raporunda, bilinçli olarak darbeye iştirak ettiği izahtan varestedir. Evet. Bakın. Yani Genelkurmay Başkanlığı kendi kendini inkar ediyorsa ben buna bir şey diyemem. Şimdi mesela diyor ki bakın dediler işte TCG Tufan'ı Levent Kerim Uça değil de Önder Öngör seyre kaldırdı dediler. Bunun belgesi direkt el yazısı diyor ki bakın 15 Temmuz 2016 akşamı lojmanımda yemek yiyordum İrfan İskender'in yazılı tutanağı. Deniz Kurmay Albay Levent Kerim Uça beni cep telefonumdan bakın hep cep telefonundan arıyorlar. Evet. TCG Tufan komutanı izinde Tufan'ı seyre kaldırabilir misin diye sordu. Ben de kaldırabilirim deyince sözlü şifahi emir bakın. Bütün deniz kuvvetleri donanma davalarında hep işte emirler yazılı değildi, sözlü veriliyordu. Bu darbecilerin yaptığı sözlü emir vermekti. Alın işte sözlü emrin daniskası. Bütün belgelerde her yerde yazıyor. Buyurun görün yani. Bütün dünya görsün yani. Şifahi emirle seyre çıkarıyorlar. Şimdi peki bunlar bilmiyorlar mı suç işlediklerini? Bal gibi biliyorlar. Ne yapıyorlar bildikleri için? Bu yasa dışılığı örtbas etmek için Aydın Sezenoğlu'nun 22 Ağustos 2016 tarihli evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği evrakın Ekim'de bakıyorsunuz İrfan İskender'i görevde gösteriyorlar. Evet. Ve aslında gemi komutanı olan Metin Çıtağ'ı mail izninde gösteriyorlar. Yanına da küçücük böyle okunmuyor. Bakın ben burada büyüterek gösteriyorum. Normal şeye baktığınız zaman okunmuyor. Bakın orada yazıyor diyor ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı atama emri gereği ayrılışı yapılmıştır diyor İrfan İskender'e. Evet. Ayrılışı yapılmış bir kişi. Mesela şöyle düşünün. Başbakan. Bugün başbakanlık düştü. Hükümet düştü diyelim. Bu hükümet düştükten mesela diyelim ki 2 saat sonra, 3 saat sonra başbakan yetkisini kullanabilir mi o kişi? Hayır. Bakın ayrılışı yapılmış adamın. Ayda Sezanoğlu göndermiş bunu savcılığa. Peki bunu ne yaptılar biliyor musunuz? Yasa dışılığı örtbas etmek için tutanağa cümleyi şöyle kurdurdular.
Komodorum Denizkurmay Albay Levent Kerim Uça diye kurdular. Yani kendi sanki yetkili amirinden bu emir verilmiş gibi göstermek için. Evet. Aslında böyle hassasiyet, hani şimdi mesela duruşmalar şeylerde, iddianamelerde şey var. Kendi rızasıyla verdiği, avukat huzurunda verdiği ifade gibi cümleler kullanıyorlar. Şimdi bütün ifade tutanaklarında bu yok. Orada bakıyorsunuz, demek ki burada bir bit yeniği var. Şimdi Levent Kerim Uça'ya komodorum yazdırtmışlar baskıyla. Sonra diyor ki telefonla emir aldım şifayı. Ve bakın, gemi komutanı ehliyetim vardır diye yazdırtmışlar tutanağa. Başka hiçbir tane gemi komutanının ifade tutanağında bu cümle yok. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar dolayısıyla sahtekarlık yaptıklarını bildikleri için böyle tutanaklara bunları kasıtlı olarak yazdırıyorlar. Evet. Şimdi son 10 dakikamız bu programda ki bu yeni bir video geliyor burada. Şöyle Albay Uğur Çelikten'le ilgili. Uğur Çelikten, tamam. O zaman ben hemen hızlı şöyle bir şey yapayım. Aradaki şeyleri mesela. TCG Yavuz komutanını ve TCG Yavuz personelini tuzağa düşürmek için 23.05'te Levent Kerim Uç'a darbe mesajını aldığında diyor ki hayırlı olsun diyor. Otoritenin emrindeyiz diyor. Ve bunu bile bile yapıyor. Çünkü 3 dakika önce darbe olduğunu yine köprü üstünde personelle paylaşmış. Arkasından Levent Kerim Uç'a mesela 23.05'ten ertesi gün 13.30'a kadar sıkı yönetim emri mesajıyla beraber olmasına rağmen kimlerin nüfuz ettiğine ilişkin gönderdikleri evratta Levent Kerim Uçan'ın ismini saklıyorlar. Bunun yanında mesela Oruç Reis Komutanı Güray Çerman aleyhine sanki o mesajı görmüş gibi de sahtekarlık yapıyorlar. Bunları hızlı hızlı geçiyorum hemen. Evet. Aykar Tekin mesela duruşmada Foça'da geldi, dedi ki ben de işte darbe olduğunu öğrendikten sonra gemileri geri çağırmaya yönelik girişimde bulundum dedi. Halbuki kendisi amir. Black Bosonoylu şeyi var. Yani direkt bak mahkemeyi kandırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yalan tanıklık. Yani girişimde bulunmak ne demek? Ve o gün hepsini paylaştım. Gemileri limana dönüş saatleri. Bütün gemiler, Aykar Tekin'in evet. emrindeki bütün gemiler sıkı yönetim mesajından sonra çıktılar seyre. Bunları tabii ayrıca ne yapıyorlar? Aykar Tekin'in emir verdiği iki tane gemi vardı. Bora gemisi Pendik'ten kalkıyor. Ve Zıpkın gemisi Mersin'den kaldırıyor bunları. Bunların ikisi de Gölcük gemisi. Yani daha doğrusu Aykar Tekin'in emrinde olup da Marmara deniz sahasında harekat yapan gemiler. Zıpkın da Gölcük gemisi olmasın itibariyle yine donanma davasına dahil edilmesi gereken gemi. Ama Aykar Tekin'e dokunacağı için duruşmalardan, dosyalardan bunları evet. şey yaptılar, kararttılar. Altında kimin imzası var? İskender Yıldırım'ın. Tabii duruşmalarda avukatlar, sanıklar bunları söylediklerinde direkt ben bu soruyu almıyorum diyor Yusuf Sevimli mesela. Bakın bu ifadeyi okumayın bana diyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Evet, şimdi yine bu 2.33 tarihe geçecek vatana ihanetin bir benzeri Uğur Çelikten'e geliyorum. Uğur Çelikten merkez komutanı vekili. Hayrettin İmren darbeci amiral vardı yani o evet. iki tane amirali gözaltına alan, o birisi gazoz içip döner yiyen, öbürü de o yatakta biraz önce yatan amiral. Şimdi bunları gözaltına aldıktan sonra Gölcük'ten Maltepe askeri cezaevine nakledecekler. Bu naklin emrini veren kişi bu Uğur Çelik'ten. Videoda ne görüyorsunuz? O kareli ekose gömlek giyen kişi. Evet. O emrindeki personeli görevlendirip, aracı görevlendirip o iki tane amirali İstanbul'a gönderiyor. Ama o emir verdiği o araç şoförü, onun araç komutanı, diğer refakatçi personel, onların hepsi donanma davasında yargılandı ve bu Uğur Çelik'ten aleyhinde Yalçın Payal da, İskender Yıldırım da şikayette dahi bulunmadılar. Uğur Çelik'ten'in yaptığı ne? Kendi personeli, kendi emrindeki personeli böyle yemlemek, tuzağa çekmek. Bu vatana ihanetin kahpece, kalleşçe yapılan bir versiyonu. Bunların diyorum hemen Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giyemezler bunlar yani. Böyle kalleşçe hareket eden insan olur mu ya? Yani ne insan olur bunlar, ne asker olur yani. Ve donanma davasında bu soruldu. Bu ve Uğur Çelikten'in de Veysel Kösele ile telefon irtibatı var. Adamın hani niye böyle yaptınız, neden personelinizi kandırdınız diye sorulduğunda verdiği cevap, bakın ya, kendimi ifşa etmek istemedim diyor. Evet. Yani bu olay zaten 15 Temmuz'da kimlerin vatan haini olduğunun da kanıtı zaten. Bakın. Kendimi ifşa etmek istemedim. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam daha sonra o Yalçın Payal'ın kalktığı yatağa gidip yattı orada. Onun da kamera görüntüleri var. Ben bunları paylaştım zaten Twitter'da. Evet.
Evet, yine 31 tane gemiyi böyle hep sanki önder öngör kumanda etmiş gibi gösterdiler. Gemi jurnallerinde mesela bakın 01.20'de Veysel Köse'nin kamerada kilitli olduğu bildirilmiştir diye gemi jurnaline yazdırmış gemi komutanı. 01.20. 01.20'de daha Veysel Köse'yle Moda Deniz Kulübü'ndeydi. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Sonra da yani bunlar hepsi jurnallerin daha sonra sahtekarca düzenlendiğinin kanıtı. Yine Ben de biraz mesela aşağısındaydım. evet. Mesela yine hani emirleri birebir dinleseniz de bir anlamı yok. Mesela Oruç Reis Komutanı Veysel Köseyle ile Donanma Komutanı Veysel Köseyle ile konuşuyor. Diyor ki komutanım bana emriniz nedir? Tam olarak ne yapmamı istersiniz dedim diyor. Ne demiş Veysel Köseyle? Hiçbir şey yapma. Bekle demiş. Evet. Yani Mehmetçiği tuzaklamak için saat kaçta oluyor bu? 02.36'da. Bakın. Düşünebiliyor musunuz? Yani donanma komutanının kendi emrindeki binlerce, on binlerce personeli tuzaklamak için yaptığı vatana ihanet. Yine mesela 00.50'de lojistik komodoru Bahadır Gündoğdu'yu da konuşuyor. 02.40 civarında bakın diyor ki Bahadır Gündoğdu'yu ben kendim tekrar aradım diyor. Görüştüm diyor daha doğrusu. Ama aslında idari tahkikat raporunda sanki Bahadır Gündoğdu onu aramış gibi gösterdiler. Ama gerçekte kendisi aradı. Evet. Ve duruşmada şöyle söyledi. Bahadır Gündoğdu o akşam ne emir verdiysen birebir yerine getiren şahıstır dedi. Görüyorsunuz bakın bunlar teğmen üsteğmen değil, asubay çavuş değil. Bir tanesi kurmay kıdemli albay. Bir tanesi TCG Oruç Reis Fırkateyn Komutanı. Bakın yani tuzaklamak için neler yapıyorlar. Peki sonra tutuklamalar nasıl oldu? Bakıyorsunuz 16 Temmuz sabah 09.00 sabaha kadar emir bekleyen Mustafa Bardakçı Donanma Harekat Başkanı. Kendisine bekle diyorlar, hiçbir şey yapma diyorlar mesela. Bu Mustafa Bardakçı diyor ki bu darbeci amiraller bölgeden kaçma hazırlığı yapıyor diyor. Onları diyor tutuklayayım mı diyor, bir şey yapayım mı diyor. Yalçın Payal hayır hiçbir şey yapma diye emrediyor. Bakın bu adama savcı arıyor, Gölcük Cumhuriyet Savcısı bir liste verecekmişsiniz bana diyor. Tutuklanacakların listesi. Tutuklanak değil yani bunlar terörist ilan edecek, vatan haini, darbeci terörist ilan edileceklerin listesini istiyorlar. Mustafa Bardakçı da donanma komutanına arz ediyor konuyu. Hayır hiçbir şey verme diyorlar. 2 saat sonra Mustafa Bardakçı'yı infaz ediyorlar. Bakın yani üst üste bunların hepsi sahtekarlık, kalleşlik. Ne yapıyorlar? 10 saat polisler donanma komutanlığı karargahında bekliyorlar. Bu listeler verilsin kendilerine diye. Sonra duruşmalarda bu avukatlar taciz ediyor. Siz diyor bu kadar rütbeyi, başarı belgesini bunun için mi aldınız? İşte görüntüsünü görsünler her. Bütün kamuoyu görsün. Taciz ettiklerine bu kişiler tahliye edildi, beraat ettiler bazıları. Bakıyorsunuz orada Yalçın Payal yatıyor. Bakıyorsunuz orada Uğur Çelik'ten yatıyor. Evet. Kimi taciz edecekler? Avukatlar bunları iyi görsün yani. Kimmiş vatan hainleri? Bunları iyi görsünler avukatlar. Dolayısıyla o gece ne yaptığınızın, yapmadığınızın hiçbir önemi yok yani. Hiçbir önemi yok. Bakın bugüne kadar yaptığımız bütün programlar için ara bir değerlendirme yapayım müsaadenizle. Kendi gözünüzle gördünüz. Bütün dünyada gördü. Belgeleriyle gördünüz. Kamera kayıtlarıyla gördünüz. Dolayısıyla Mehmetçiği MIT'in seri ihbarlarıyla belli noktalara çeken, sivil vatandaşı da aynı noktalara çekip provoka eden, o noktalarda vatandaşı ve Mehmetçiği vursun, yani vatandaş ve Mehmetçi onları vursunlar diye, yaralasınlar diye, öldürsünler diye, nerelerinden? Boyunlarından, kafalarından, enselerinden, gözlerinden. Önceden katil teröristler tahsis eden. Mehmetçik ve vatandaş birbirini vursun da kan aksın. Ben de bu masum kanından itibar devşireyim diye kahpece tuzak kuran. Bakın bunların hepsi kahpeci değil mi yani? Bu cinayetler işlenebilsin, Mehmetçik boğazlanabilsin diye kameraların arkasında valiyle, emniyet müdürüyle, üçüncü kolordu komutan vekiliyle beraber saklanıp kalleşçe seyreden. Sonra da bu katil teröristlerin işlediği cinayetleri Mehmetçik işlemiş gibi gösteren. Emrine emanet edilen Mehmetçi kalleşçe yemleyen Aydın Sezanoğlu ne dedi? Yemdi dedi. Kimse bu kahpe pusuya uyanamasın diye bir de utanmadan muharip gemileri hep beraber seyrek çıkaran. Gemileri oradan oraya gönderen. Sonra gemi komutanları bizi limana döndürün dediğinde, direktif verin dediğinde bütün bu taleplere rağmen, ısrarlı taleplere rağmen ısrarla limana sokmayan. Yüzücüler varken, havada kimliği belirsiz uçaklar varken, kimliği belirsiz helikopterler varken, sonra kalkıp utanmadan keskin nişancılar varken, katiller varken, bunlar için tehdit yoktu, tehdit ihbarı yoktu, terör ihbarı yalandı diyebilen.
bu kahpelikleri yaparken aslında terör tehdidinin gerçek olmadığını bilip ama bu bilgiyi emrindeki o on binlerce Mehmetçik'ten esirgeyen, Mehmetçik tuzağa uyansın diye eğer birisi çabalarsa mesela Fırkateyn komutanı, Fatih komutanı, Mehmet Ali Yağış gibi yanlış bir şey yapılmasın diye anons etmek için kuvvet komutanından müsaade isteyen, direktif isteyen bu gemi komutanına anons etme diyen, sessiz kal diyen, anonsu başkasına yaptıracağız diyen, o anonsu bir daha da yaptırmayan. Ondan sonra o komutanı da terörist vatan haini iftirasıyla soykırım infazına maruz bırakan, mahkemelerde lehteki tanık ve kanıtları yok eden, yok edemediklerinde karartan, duruşmalara rüşvetle militan toplayan, bu topladıkları militanlarla duruşmaları provoke eden, bastırılmış bir darbe kalkışmasından sonra kamuoyunu utanmadan böyle kandırıp, bir de yine utanmadan duruşmalarda yalan tanıklık, yani oramiral seviyesinde, orgeneral seviyesinde yalan tanıklık suçu işleyen, resmi belgelerde tahrifat yapan, resmi belgelerde sahtecilik yapan, bilirkişi raporlarında sahtecilik yapan, tahkikat raporlarında sahtecilik yapan, bu yemleri uğruna her türlü değerlerini satıp kamuoyuna böyle yalan haberler servis eden, bilmiyorlar mı o gazeteciler bu duruşmalara katılanlar? O avukatlar bilmiyorlar mı? Mahkeme heyetleri, savcılar bilmiyorlar mı? Hepsi biliyorlar. Hepsi biliyor. Ama bu işte yalan haberler servis ediyorlar. Bile bile bu kahpeliğe ortak oluyorlar. Peki ileride bunlar yargılanır mı sence? Hiçbir darbe yani, ordusu yargılanmadı. 12 Eylül yargılandı dendi. İki tane 100 yaşına gelmiş komutan yargılandı. Onun dışında bir şey olmadı. Halbuki Yargılanıp yargılanmaması işin doğrusu gelecekle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Şu an yani bir asker olarak, bir devlet adamı olarak diyorum ki kamuoyunu ben bunlarla ilgili bilgilendirmek zorundayım. Resmi bilgiler nedir bunlar? Ve bunların hepsi gözünüzde görüyorsunuz. Dava dosyalarından, dava dosyalarında olmayan bugüne kadar bir tane dahi bir şey kullanmadım. Yine masum milyonlara böyle teröristlik dayatmak için o hamile kadınlara, bebeklere, doğmamış bebeklere teröristlik dayatmak, toplumu da tetiş edebilmek için örgütlü işkenceler yapan, hürriyetleri böyle canları istediği gibi keyiflerince tahdit eden, namus, ahlak, din, değer tanımayıp kadına, erkeğe, çocuğa sapıkça tecavüz edenler, kendini kurtarmak için bir de masumlara terörist iftirası atıp bu iftiralarla bakın en son açıklandı 1.056.000 kişi eski AKP milletvekillerinden birisi açıkladı. 1.056.000 kişiye bir de bunların hani telaffuz edilmiyor ama doğmamış bebekler var. Bu 1.056.000'e ilave doğmamış bebekler dahil soy bağlılarınıza. Dün tespit ettim bir tanesi direkt zatım bana geldi yani mesaj. Direkt ilgili yaşayan şahıstan 99 türlü araç ve yöntemle soykırım tatbik eden. Suç bulamadığından suç uyduran. Bu sahtekarlıkları örtbas edip suçluları, katilleri, tecavüzcüleri, iftiracıları, işkencecileri, sahtekarları kayıran, delilleri karartan, sorduğunuz zaman da bunları inkar eden bakıyorsunuz hep aynı kişiler. Evet. Hep aynı kişiler yani. Belgeleriyle gördünüz bakın. Evet. Hepsini söyledim teker teker. Rütbenizin, makamınızın ne yapıp yapmadığınız, neci olup olmadığınız, ne deyip demediğiniz, nerede, Türkiye'de ya da dışarıda olup olmadığınız, darbe karşıtı kahraman diye pompalanan vatan hainleri var ya, onların emirlerine itaat edip etmediğiniz, dön denince dönmeniz, kalk denince kalkmanız, yap denince yapmanız, yapma denildiğinde yapmamanız, hepsi ama hepsi önemsiz. Hiçbir anlamı yok yani. Soykırım süreci nasıl işletiliyor? Sadece çok önceden hazırlanmış soykırım infaz listeleri var. Bu listeler kullanılarak masum milyonlara teröristlik, vatan haini dayatması üzerinden yürütülüyor. Peki bunlar bu suç işlediklerini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bu suçları işlerken Bülent Bostanoğlu ve mültecileri mesela kendilerine, çocuklarına, eşlerine tecavüze tehdit edilmemişlerdi bunlar. Bağırsaklarını çokla patlatan olmadı mesela. Zekai Aksakallı dedi ki sizin karılarınız dedi işte bundan sonra şunlara helal dedi. Bu kadar sapıkça bir şey söyledi yani. Evet. Kimse bunlara demedi yani bu Bülent Bostanoğlu'na vesaire onların mültesiplerine, Ümit Dündar'a, Veysel Kösele'ye, Yalçın Payal'a, Levent Kerim Uço'ya. Yani karılarınız helal diyen olmadı onlara. Başka sapıklar gibi böyle mallarınız ganimet diyen de olmadı. Onlar o gece emirlerine emanet edilen Mehmetçiği o akşam o gece boyunca hep tuzakladıkları sıralarda bu askerlerin, denize çıkanların vesaire, sokaklara, o köprülere gönderilenlerin hiçbirinin Adil Öksüz'den de haberi yoktu.
Akıncı'daki sivillerden de haberi yoktu bakın. Demek ki yaptıkları bunca vahşetin, yaptıkları bunca sahtekarlığın, bunca işkencenin, bunca yılanın, bunca iftiranın Akıncı'daki sivillerle de ilgisi yok. Dolayısıyla ben buradan bütün dünya, Türk ve dünya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Bu ara bir değerlendirme olarak. Bu sahtekarlara, bu kahpelere, bu kalleşlere kanmasınlar. Bunlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, bütün insanlığa zarardan başka bir şey getirmeyecek mahlukat sürüsü bunlar. Bunca haine sözle de olsa ortak olmasınlar yani. Bütün benim Türk ve dünya kamuoyuna bu kadar ara değerlendirme olarak söyleyeceğim budur yani. Evet, teşekkürler bu program için. İlginç bir şey tabii. Yani bu kadar kısa dönemde su yüzüne çıkan bir darbe ve darbe girişimi ya da darbe girişimini bekleyen bir ekip olmamıştı. Yani biz bütün darbeleri bekledik. Yani 12 Mart geliyorum diyordu. 12 Eylül geliyorum diyordu. Ve bekliyorduk. Ama olduktan sonra kendi içerisindeki şeyleri bu kadar net yakalayamamıştık. Ki ben sık yönetim muhabiri olmama rağmen ta ki kendileri anılarını yazana kadar. Bunun da öncüsü o dönem. Yani 12 Eylül için söylüyorum. Bedrettin Demirel 12 Eylül darbesini yapabilmek için bir yıl daha beklediklerini, yani daha fazla insan ölmesi ve kendilerinin haklı olduklarını daha iyi lanse edebilmek için beklediklerini yazdı. Daha sonra bunu Kenan Evren de söyledi. Ama onlar yazana kadar nefret etmemize rağmen Kenan Evren'den, ya açık söyleyeyim, bu kadar pislik düşünebileceklerini düşünmemiştik. Bu pislik düşünceyi Bülent Bedrettin Demirel açıkladı. Niye düşünememiştik? Yani sağcı olabilir, faşist olabilir ama bir insan diye bakıyorduk herhalde. Yani sonuçta bir insandı. Hep şey diyorlar ya, askeri şuraya sivil karışamaz bilmem ne falan filan, işte zaten eski dönemde bir cumhurbaşkanıyla bir başbakan vardı, başka kimse yoktu, ya da bir başbakanla Milli Savunma Bakanı vardı, şimdi tam aklımda değil, o yüzden karışamaz falan filan, bunlar palavra. Kenan Evren'den örnek vereyim. Kenan Evren Ecevit tarafından tam emekli olacakken, ya bu adam da çok demokratmış kalsın denilen adamdır. Ecevit tarafından. Orada kendi içerisinde istediği bir insan değildir. Bunun bir sürü örneğini veririm. Nurettin Ersin o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Sınıf olarak Nurettin Ersin Kenan Evren'den büyüktür. Ecevit'in bir demokrat mantığı neyse onunla beraber, ya bu adam İzmir'den Ege Sağ mı oluyor orası? Şimdi Ege Ordusu Komutanlığı. Ege Ordusu Komutanlığı'ndan emekli olacakken, emekli edilmeyen, Ecevit tarafından emekli edilmeyen birisidir. Bu askeri şuranın getirdiği bir öneri değildir. Nurettin Ersin'den bir sınıf küçükken, bu kadar detayı nereden biliyorum derken, Nurettin Ersin babamın sınıf arkadaşı. Kenan Evren onlardan bir ya da iki sınıf küçük. Buradan biliyorum. Onun için biz bir takım hayallerle yaşıyoruz. Onları İşimize geldiği için seçiyoruz. İşte sivil o dönemde askere karışabilir miydi? Askeri şurada generaller getirirler önüne listeyi, sen de onaylarsın. Hayır, hiçbir zaman böyle olmadı. Turgut Özal'ın emekli ettiklerini biz hiçbir zaman unutmadık. Turgut Özal
Çünkü bu Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bilhassa ikisi, hatta Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri de öyle. İkisi birkaç dönem önceden artık nasıl gideceği belli olan bir sistem. O sistemi işte siviller de bozabiliyor bazen. Bunu Turgut Özal bozdu. Bunu Çiller bozmaya çalıştı ama bozabildiğini tam anımsamıyorum şimdi. Artık hepsini. O kadar çok Bizans oyunu var ki ben İstanbullu olmama rağmen bu Bizans oyunlarının hepsini artık hafızamda tutamıyorum. Ama şu bir gerçek. Asker tamamı sivillere her istediğini yaptırdı ama siviller de askere belli dönemlerde istediklerini yaptırdılar. Bu böyle biline. O bir silsile var böyle işte bilhassa tüm generalliğin sonuna doğru belli olan işte bu kişi artık Kara Kuvvetleri olacak ya da Hava Kuvvetleri Komutanı olacak ya da deniz olacak. Bu biraz belli oluyor. Kendileri anlıyorlar bunu. Yaptıkları işlerle de orantılı, geldikleri yerlerde rütbe yetmiyor sadece. Yani iki tane tüm general olur da yaptığınız işler anlamında yaptığınız işin daha bir önemi var. Şimdi de Erdoğan diyor ya işte ben ne yapabilirdim askeri şura falan filan. Yok biz askeri şuraları da gerektiğinde bozduk. Ha bu çok ordu içerisinde de işine gelmezse bozabilir misiniz? Orası biraz tartışmalı. Bazı komutanların da işine geldiği zaman bozabilirsiniz ancak. Yani sırf sivil istiyordu ya da bozamazsınız. Bu böyle biline askeri şuranın her dediği her zaman olmadı. Bunu gazeteci olarak da biliyorum. Okuduklarımdan da biliyorum. O yüzden hele son dönemde birden kor generallikten ordu komutanı olanları ve kuvvet komutanları olanları gördükçe iyice artık işin cılkı diyeyim ben. Cılkı çıktı gibi gözüküyor. Evet bir programın daha sonuna geldik ki önümüzdeki programda bazı komutanların niye öldürüldüğünü konuşacağız. Bu darbeyle bağlantılı yoksa bu darbenin içerisinde Suriye'ye savaşa karşı olan komutanlar bilinerek mi harcandı, bilinerek mi Fethullah Gülenci diye hapse atıldı ya da oradan atıldılar ve hala aynı mantık acaba devam ediyor mu? Buna kurban olan hem ölenler var hem hiç bağlantısı yokken hapse girip müebbet alanlar var. Bunları biraz konuşacağız. Evet, bir dahaki programa görüşmek üzere.